Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Hemşin'deyiz. Az çok bizleri takip eden bilirler, genelde cuma günleri bir aksilik olmadığı söyledim. Hem Hemşin'i çıkıyorum hem de annemizin, rahmetli annemizi ziyaret ediyorum. Hemşin'e çıkarken yine bizim aile dostlarımızdan Nusret Bey'le karşılaştım. Nusret Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel çay demlemişsiniz. Böyle hafiften de demleniyorsunuz. Sevgili Nusret Bey, çay sezonu geldi. Bir takım sıkıntılarından bahsedildi. Sıkıntılar olacak. Çaylar elde kalacak. Yok işte fabrikalar çay alamayacak. Sıkıntılar çekeceğiz. Kimi çay dalında kalacak diye bir takım konuşmalar oldu. Birinci sürüm galiba bitti. Birinciyi bitirdik. Güzel çay aldık. Evde çoluk çocuk da kendimiz çayları bitirdik. Gürcüler yoktu bu hastalıktan dolayı, gelemediler. Biz kendimiz aldık, çok şükür bitirdik. Satması da kolay geçti. Yani bir sıkıntı olmadı. Yani kısacası Mayıs çayı dönemi nasıl geçti dediğimiz gibi, yani az önce dediğiniz gibi fazla bir sıkıntı olmadı. Fazla bir sıkıntı olmadı. Yani öyle bir darlık çektiniz mi? Yok. Gerek alım yerlerinde, gerek fabrikalarda, gerek biçerken. Yok. Evet, fabrikalarda onu... hiç şu an bir şey çekilmedi. İşte bir fabrikaya gelenler baktılar, güzel, hiçbir şey yapan yok. Yani güzel rahat şey çayımızı aldık bu sene. Bir de Hemşin çayı özel galiba, değil mi? Yani Hemşin organik çay. Organik çay. Peki fiyat açıklandı mı Nusret Bey? Açıklandı. Hani fiyatı açıkladılar. Fiyatları açıkladı. Yani normal bir fiyatın açıklandığını biliyoruz ama bir de organik çay fiyatlarını kesin olarak ben duymadım da, yani normal çayın iki katı. Öyle diyor ama 1.8 falan, yani şuna resmen galiba resmi olarak herhalde bir şey açıklanmadı. Şu anda normal olarak çay 3.40 galiba toplamda 3.40. Ama ben Hemşin'de iki katı olarak gene de biliyorum ama bazı röportajlarda 1.8, 1.9, 1.7 olabiliyor dediler. Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Kesin olarak Çaykur bir açıklama henüz yapmadı galiba, değil mi? Onu bilmiyorum da televizyonda duyduğumu şey yaptım, fabrikadan duyduğumuzu diyorum. Yani genelde iki katı. İki katı yani. Yani çünkü yine bir hata yapmayalım. Yine biz değerli izleyicilerimize buradan da bir mesaj vermiş olalım. Hemşin çayı organik olduğu için hem daha pahalı hem de tabii ki içmesi işleri de çok. Ya içmesi de daha güzel. Zor değil mi yani? Evet. Ona göre de ya mesela, normal çayla organik arasındaki fark nedir? Mesela normal çay, pazardaki çayla Hemşin'deki çay arasındaki yetişme bakımdan mı, gübre bakımdan mı? Şimdi onu da bir açıklayalım isterseniz. Pazardaki çay organik, çayın arasındaki fark ne bileyim yani, oranın suni gübresi koyuyorsun. Burası organik, hiç gübre falan yok. Tamam. Yalnız bunun içine kendi inek gübresi koyabilirsin veya başka şey koyabilirsin. Suni gübre koyduğun zaman çayın bir tadı, damağı şey diyorlar, bilmiyorum da. Hani organik güzel çay, ben ne bileyim, bilmiyorum. Organik tabii, organik daha değerli. Yani organik daha değerli ama merak edenler için. Ama çayın kilosu düştü, onu söyleyeyim. Yani 3 ton vereceğim çayden 1 ton çay alıyorum. Şimdi. Tabii canım. Yani niçin acaba? Neden? Öbüründe gübre koyuyorduk. Suni gübre koyuyorduk. Çay güzel veriyordu. Ha, şimdi ikisi arasında diyor. Yani bu seneyle bir alakası yok. Yok acaba yok. Dedim, organiğe şey geçti mi? Ha, evet yani şimdi ona. Yani değerli izleyiciler, burada Nusret Bey şunu söylüyor. Yani normal çay olsaydım 3 ton alabilecektim. Evet. Ama organiğe dönüş yaptığım için 1 tona yaklaşık düştü diyorsunuz. Ha, 1 tona yakın arttı. Organiğe normal çayın 2 katını alıyorsun. Yani 1 ton oradan alıyordun. Buradan da 500 aşağı yukarı gene bu yani, daha şey yani. Değerli. Peki ikinci sürüm ne zaman başlayacak? İkinci Temmuz'da başlar. Temmuz'da başlar diyorsunuz. Peki bunun haricinde siz biliyorsunuz hem şimdi
Bal hemşin balı var, önemli. Yani sizin balla uğraşıyor musunuz, acılıkla uğraşıyor vallahi musunuz? Vallahi benim abi 3 tane petek aldım şu an. Güzel kestane balı veya ilambur, şey çiçekleri, güzel kumar yaprağı güzel. Aha balım da burada. Aha, evet, göstereyim, ekrana gösterirseniz. Aha balım da burada. Lütfen. Kendi imalat. Yani satma falan yapıyor musunuz? Yok, yok. Satma. Kendi evimde evet, kendi evet. İki tane peteğim var. İki, üç tane. Bunları yapıyorsunuz. Kendi evine. Bir de yaylalar falan, yani son günlerde biliyorsunuz yaylacılık bilmem ne, Ayder ve daha. Şimdi bu hemşinde de hemşinin yaylaları falan olarak onlardan biraz konuşalım. Hiç çıkıyor musunuz? Mesela hemşinle ilgili hangi daha çok ismini duyuran bir yayladan bahsedebiliriz. Hemşinde şey, Kito yaylası. Kito yaylası var. Evet. Orada o Badara merzesi var işte. Badara var değil mi? Evet. Kito, o yukarı, Kito'dan var. Yukarı Ambarlı yaylası var. Hı. İşte ben gittiğim zaman bazı hafta sonları Kito yaylasına çıkıyoruz. Orada bir şeyler yapıp. Şimdi bir şeyler yapıyorsun. Şimdi tabii ki gün geçtikçe bu yaylaların da coğrafi konumları değişiyor diyorlar. Yani bazı insanlar, dışarıdan gelen insanların da yaylalarda oturduğu, çöktüğü, işte yerleştiği, sahiplendiği söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bazen? Vallahi ne bileyim. Bir söylentiler geliyor mesela. Gelin adam bayağı. Hemşinle hiç ilgisi yok. Atası, dedesi, babası bile uğramamış. Gelmiş güzel bir yer diye orada oturmuş, orayı mekan kılmış diye. Böyle şeyler var mı? Var. Var diyorsun. Geçen sene nereden baksan bayağı ev yaptılar Kito yaylasında. Onların bilmem şeylerini çıkardılar artık. Ben de bir şey yapayım dedim ama ben de daha yapamadım. Bir şey olsun dediler de ondan sonra artık. Yani biraz da herhalde denetimde var artık değil mi? Var he. Artık orada benim dayımın, annemin şeyi, yaylası. Kendi evi var orada. Ya şimdi işte adadı dedelerden mesela ben Kobalım. Kobal sülalesindenim. Mesela Koballar'ın da yaylalara çıkıp oralarda yerleri olduğu söyleniyor. Evet. Ama yani biz Kobal olduğumuz halde mesela yaylalarda icabında henüz daha gidemedik ama bazı insanlar yani gidip hani affedersin çöreklenme diye bir tabir söylüyorlar. Bu tip şeylere de galiba devlet ve jandarma artık izin vermeyecekmiş. Vermiyor. Bundan da bundan vurgulayalım. Bu tip şeylere de kanmasınlar. İşte bazı insanlarımız yaylaları işgal etme durumları gibi bir takım söylentiler geliyor. Onlara da herhalde jandarma ve özellikle müsaade etmiyor onlara da. Şeyler, mülkamileri müsaade etmeyecek. Evde bir çalışma var galiba. Onu da evde de kalorifer tesisatını yaptırdım. Ben şey almıştım. Çam ağacı almıştım. Hı. Çam zift yapıyor. Bacasını değiştirdim kaloriferin. Evet. Zift yapınca bu sefer ben de sıkıntı çektim. Sıkıntı çektim. Tekrar bacayı değiştirdim. Yani bacayı başka bir sorun yok yani. Evet, Temmuz'a kadar da. Ama bunun şeyi kömürle şey, gürgen ağacı. Kömür. Kömür ve gürgen ağacı. Gürgen ağacı. Çam zift yapıyor. Bacayı tıkatıyor yani. Evet. Peki. Son bir şey daha diyelim. Bu korona ile ilgili hemşindeki genel durum biliyorsun, işte gelecek gelmeyecek, işte insanlarımız önce izin vermediler, sonra verdiler. Nasıl aranızdaki mesafeler ne oldu? Ya nasıl mesafeye oldu? Dikkat ediyoruz. Şimdi annem yatalak hasta gibi geçmiş. Kendini tam kullanamıyor. Geçmiş gelenler ya, gidiyor atmış. Kapıya geliyorlar. Görelim diyorlar teyzeyi. Evet. Ben de ısrar ediyorum ki ya daha yeni geldiniz, bir 14 gün geçsin, evet, 14 evet. gün sonra gelin görün evet, diyorum. Evet. Ama hemen gelinmez ki, şimdi adam yurt dışından geliyor, evet. Eve geliyor, şimdi geçer bilemezsin. Tabii daha, bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Pazara inemiyorum, maskesiz evet. çıkamıyoruz çünkü dışarı. Çünkü maskesi zaten yasak şu anda, tabii biz açık alandayız buraya geldiğimiz için takmadık ama benim... Hani sorarlar belki, maskelerimiz hep yanımızda, burada maskesiz asla dolaşılmıyor. Bunu da buradan hemen vurgulamak gerekiyor. Zaten hemşin
özellikle korona davasında örnek bir ilçe olarak da açıklandı. Evet. Gerçekten çok önemli bir yetkililer de çok üstüne düşüyor. Evet. Yani bizler de sayın izleyicilerimiz maskelerimiz yanımızdadır ama belli bir mesafede konuşurken takmadık ama mutlaka valiliğimizin vermiş olduğu genelge doğrultusunda kesinlikle maskelerimizi takacağız. Sosyal mesafeyi koruyacağız. Evet. Hijyenliğe de dikkat edeceğiz. Allah'ın izniyle bugünlerde inşallah amin, geçecek. Amin, inşallah. Evet sevgili Nusret Bey çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. Tabii ki biz aynı zamanda hem güzel aile Güzey ailesi, Halitoğlu aileleri, Kobal aileleri evet. Hep eskiden hep kardeş gibi birbirleriyle evet. Hep birbirleriyle gezerler, dolaşırlar işte ne bileyim ya, bahçecik yaparlar, hayvancık yaparlardı ama şimdi tabii yıllar geçtikçe biraz gurbet başlayınca biraz kopuşlar olsa da yine de hep birlikteyiz. Yine bağlarımız devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür evet, ederim. Inşallah, tekrar hayırlı cumalar diyorum. Hayırlı cumalar diyoruz.